Dünya coğrafyasını adım adım gezmeye devam ediyoruz. Bir Devralen programında yine birlikteyiz. Değerli izleyenlerimiz, uzaklardayız, yeni kıtadayız, Amerika'dayız. Çok sayıda Türk yaşıyor şu an ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaklaşık 10 milyona yakın Müslüman yaşıyor. 300 milyonluk Amerika'da 10 milyonluk Müslüman önemli bir nüfus ifade ediyor. Müslümanlık insanlığa rahmet olarak tecelli eden din. Dünyanın dört bir tarafında İslam medeniyetini tarihe not düşüp zamana noterlik yapma adına araştırıp belgeselleştiriyoruz. Burası Amerika ve Amerika'da da Müslümanlar vardı. Endülüs Müslümanları vardı ve özellikle Cebel-i Tarık Boğazı'nın hemen karşısında Fas Müslümanları vardı. İslam medeniyeti daha Peygamber Efendimiz döneminde buralara şereflendirilmişti. Fas'ta. Fas'tan ve Endülüs'ten çok sayıda Müslümanın Amerika'ya geldiğini biliyoruz. Daha sonra Pakistan, Afganistan, Orta Doğu ve Türkiye'den Müslümanlar buralara geldiler. Biz Müslümanların izinde Amerika kıtasındayız. Belgesel görüntülerle Amerika'da İslam medeniyeti ve Türkistan medeniyetinde Amerika'nın yeri belgesel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet, burası önemli bir yer. Amerika'dayız, New York'tayız, İslam medeniyetini araştırıyoruz. Türkler tarafından satın alınan önemli bir yer. Buraya Süleymaniye Camii yapılacak ve caminin şu an inşaat alanı içerisindeyiz. Satın alınan bina 1994 yılı ve binada bugün çok sayıda Müslümanın Cuma ve bayram namazı kıldığı, vakit namazlarını eda ettiği yer. Amerika'daki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Amerika'yı adım adım geziyoruz. Şu an o ikiz kuleler, vurulan ikiz kulelerin bulunduğu yerdeyiz. Arkamızdaki binaların hemen arkasındaydı o meşhur ikiz kuleler. Ve 2001 yılı 11 Eylül'ünde vurulmuş ve ondan sonra birçok şey değişmişti. Sizlere Amerika'yı gezdirerek tanıtıyoruz. Hemen arkamızda da bir mescit var. Ve bu mescitte namaz kılıyor insanlarımız. Amerika'dayız. Thank you.
2008 senesinde Amerika'ya okul için, üniversite için gelmiştim. Bir buçuk sene Pennsylvania Mevlana Camii'mizde vazife yaptıktan sonra bir vesileyle Florida eyaletine gitmiştik. Teberrü için oradaki tanıştığımız Türklerle Florida eyaletinin Naples şehrinde. Amerikan haritasının en güneyinde Miami denilen şehrin bir buçuk saat batısında bizim yaşadığımız şehir, Naples şehri. Florida eyaleti de yine Amerika eyaletinin en güneyinde bulunuyor. Bizim şehrimiz Florida eyaletinin en uç noktasında. Florida eyaleti Naples şubesindeki şube camimizde vazifeliyim. Amerika Müslümanlar Birliği Naples Camisi 2013'ün sonlarında açıldı. Oradaki Türk nüfusu aşağı yukarı 100 aile. Müslüman nüfusu da 300 kişiye yakın. Amerika Müslümanlar Birliği Rochester bölgesi Hamidiye Şubesi'nde hizmet etmekteyiz. Rochester, New York eyaletinin kuzeyinde, Kanada sınırında bulunan bir şehirdir. Dünyanın 7 harikasından sayılan meşhur Niagara şelalelerine 1 saatlik mesafede bulunuyoruz. Bölgemizin olduğu yerde yaklaşık 3000 Türk, yaklaşık da 10.000 Müslümanımız var. Adım adım Amerika'yı gezmeye devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Amerika'da insanlarımız kültürünü, medeniyetini, tarihini de unutmuyor. New York, Washington yolu üzerinde hemen hemen o hem iki büyük şehrin arasında bir noktadayız. Çoğu Giresunlu, birçok Türk'ün yaşadığı bölge. Hemen camilerini oluşturmuşlar. Arkamızdaki cami Müslümanların cuma günleri gelip namazlarını kıldığı, çocuklarına dini eğitimlerinin verdirildiği yer. Camiler medeniyetimizin tam temel merkezindedir. İnsanımız nereye giderse gitsin hemen camisini yapmıştır. Tıpkı Allah Resulü'nün Medine-i Münevvere'de yaptığı gibi. Bir cami inşaatının önündeyiz. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaya devam ediyoruz. Amerika'dayız. Hayırsever insanlarımız önce dinini, diyanetini sahip çıkıyorlar ve zor izin alınarak yapılan bir caminin içerisindeyiz. Burası çok zor şartlarda izne alınmış. Ahşaptan ve çevreye de uygun bir şekilde yapılıyor. Gördüğünüz gibi caminin içerisindeyiz. Şunu söylemek istiyoruz. Türkler buraya 1950'li yıllarda gelmeye başlamışlardı. Daha önce gelenler de vardı. Ancak Türkler tarafından Amerika'da ilk yapılan cami New York'ta Fatih Camii'dir. 1980'li yıllarda yapılmıştır. İnsanımız ondan sonra camisini yapmaya sahip çıkmıştır. Güzel bir cami inşaatı. Bir yıldır burada Amerika'da hizmet etmekteyim. 3 aydır da Delaware'da hizmet etmekteyim. Buradaki camimizin adı Glasgow Camii. 2010'da alınmış. Amerika Müslümanlar Birliği olarak 2010 yılında alınmış. 2 yıldır da talebe hizmeti vermekteyiz. Hızıyla devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Amerika'dayız. Amerika'da Türkistan medeniyeti, Müslümanlar, Amerika'da yaşayan Türkler, onları sizlere tanıtmaya, yerlerini ziyaret edip araştırarak belgesel görüntülerle ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Amerika'da önemli bir yerdeyiz. New York'ta
Brooklyn'deyiz. Brooklyn Fatih Camii'nin önündeyiz. Fatih Camii'nin kuruluş hikayesi başlı başına bir destan. Evet, Fatih Camii Amerikan Türk Müslümanlar Birliği tarafından kurulan ilk camidir. 1980 yılında ibadete açılmıştır ve adının Fatih olması da 29 Mayıs 1980'de ibadete açıldığı için Fatih adını almıştır. Ve Türklerin resmi gayri resmi tüm yetkilileri Amerika'ya geldiklerinde buraya uğramışlardı. Ve Amerika'daki Türklerin adeta sığınak yeriydi. Bayram namazları, cuma namazlarını kıldıkları, cenazelerine hatim ve Kur'an okuttukları yerdi Fatih Camii. Fatih Camii'nin içerisine giriyoruz şimdi. Camiler, camilerimiz, medeniyetimizin manevi tapu senedi camilerimiz. Amerika'da camilerimiz var. Müslümanların sayısı yaklaşık 10 ile 15 milyon arasında, net bir rakam yok. 14,5, 10 milyon, 12 milyon diyenler var. Zira Müslüman kimliği, Müslüman hanesi yazılmadığı için, boş bırakıldığından dolayı bilinmiyor. Türklerin sayısı ise 500 bin civarında deniyor. Zira Türklerin de net sayısı belli değil. Zira Amerika'da milliyet ve din hanesi boş bırakılıyor. Kimseye hangi dindensin, hangi millettensin diye sorulmuyor. Zira göçmen ülkesi. Dünyada ne kadar millet varsa Amerika'da da o kadar insan çeşidi var. Evet, Amerika'da 12 ile 15 milyon arasında Müslümanın yaşadığı bilinmekte. Çok sayıda cami var. Türkler tarafından ilk cami 1980'li yıllarda açılmıştı ve ilk açılan caminin içerisinde, Fatih Camii'nin içerisindeyiz. Adeta renk cümbüşü, muhteşem o İznik çinileri, Osmanlı sanatının muhteşem harikası çiniler, göz ve gönül okşuyor. Çinilere şöyle baktığımızda derinden etkileniyoruz. Mihrap, minber, kütüphane ve caminin içerisi uyumlu halılarıyla muhteşem bir medeniyetin yansıması olarak karşımıza çıkıyor. İzleyenlerimiz, Amerika'dayız. Burası Amerika, New York ve Manhattan, Amerika'nın kalbinin attığı yer burası ve burada araştırmamızı sürdürüyoruz. Cam medeniyeti Amerika ile daha 750'lerde şereflenmişti. Endülüs Müslümanları buraya gelmişti. 1250 yıl önce gelmişlerdi. Sonra Fas'tan geldiler. Dünyanın birçok coğrafyasından geldiler. Osmanlı da buraya geldi. Daha 1492'den önce Osmanlı'nın buralara geldiğini biliyoruz. Ve özellikle 1820-1915'leri arasında 1 milyon 200 bin Osmanlı vatandaşının Amerika'ya, Güney Amerika'ya geldiğinden haberimiz var. Bugün Amerika'da gayri resmi 15 milyona yakın Müslüman yaşıyor. Resmi 4,5-5 milyon Müslüman var. Türkiye'den de 500-600 bin kişi insanımız var Amerika'da. Biz Amerika'da kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Devralen farkıyla, belgesel görüntülerle Amerika'da İslam medeniyeti, Müslümanlar ve mescitler, camiler, tespit ettik görüntüler. Birlikte izliyoruz, Amerika'dayız.
İslam medeniyetinde Amerika konusundaki araştırmamızın önemli bir noktasındayız. 2 Şubat 1907 yılında Amerika'da açılan ilk caminin önündeyiz. Muhtemelen Tataristan'ın başkenti Kazan Tatarları tarafından Polonya üzerinden Amerika'ya gelen Müslümanlar tarafından kurulan Amerika'nın ilk camisinin önündeyiz. Burası JFK Havalimanı, JFK International Airport. Şu anda içerisinde bulunduğumuz mescit JFK International Islamic Center. Web sitemiz jfkmosque.com. Efendim 2001'den beri burada hizmet veren mescidimiz. Cuma cemaatimiz ön taraf, arka taraf doluyor. Ramazan-ı Şerif'te 60 ile 100 kişi arasında günlük cemaatimiz, çalışanlar, yolcular iftar ediyor. Bu hizmetlerin verildiği, her türlü dini hizmetin verildiği bir merkez halini aldı. 2008 senesinden beri de daha aktif olarak burada hizmetlerimiz devam ediyor. Ofisimiz var. Terminal 4'te ve Terminal 1'de olmak üzere iki tane mescidimiz var. Şu anda bulunduğumuz mescid Terminal 4'teki ana mescidimiz. Terminal 4'te ofisimiz mevcut. Yani bu şu anda bulunduğumuz terminalde. Terminal 1'de de ufak namazlarımızı eda edebileceğimiz ufak bir mescidimiz var. 2009 senesinden beri de başta bahsetmiş olduğum iftar programlarımız devam ediyor. Buradaki Müslüman kardeşlerimiz, Türk, gayri Türk, dünyanın muhtelif yerlerinden Müslümanlar, yolcular burada iftar ediyorlar. Aynı zamanda bu içeride ne oluyor, ne yapıyorlar diye bakanlara da davet ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'te niye oruç tuttuğumuzu anlatıyoruz. İslam'ı anlatıyoruz. Merak ettikleri soruları cevaplıyoruz. Ramazan-ı Şerif havasını onlarla da paylaşıyoruz ama özellikle de burada Amerika'da, New York'ta işi arasında yani Ramazan-ı Şerif havasını, Ramazan havasına muhtaç, ihtiyacı olan, ondan sonra özlemi içerisinde olan işçilerimiz, efendim birisi bavul taşıma arasında, birisi tekerlekli sandalye itme, efendim bir müşteriden diğerini alma arasında veya taksicilerimiz programlarını buna göre yapıp gelip burada Ramazan-ı Şerif'in heyecanını yaşıyorlar. Namazlarımızı beraber eda ediyoruz. Ondan sonra efendim bize sponsor olan lokantalarımızdan getirmiş olduğumuz helal yemekle iftarlarını açıyorlar. Ramazan-ı Şerif heyecanını burada yaşıyorlar. Bayram heyecanını burada yaşıyorlar. Efendim mübarek işte Kadir Gecesi'nin heyecanını burada yaşıyorlar. Namazdan sonra tabii işlerine geriye dönüyorlar. Müsait olanlar bu defa teravih namazı için bir kısmı geliyor. Bazısı 2 rekat, bazısı 4 rekat, bazısı 8 rekat. Zamanı ne kadar müsaitse yarısında da yetişiyor, sonunda yetişiyor. Teravih namazını da burada eda etme imkanı buluyorlar. Hristiyanların ibadethanesi, kilisesi var. Katoliklerin kilisesi var. Bir de Yahudilerin havrası var. Burası adeta Osmanlı ecdadımızda, yani Osmanlı'da olduğu gibi, ecdadımızın yaptığı gibi yan yana 4 tane ibadethane birbiriyle iyi geçiniyor. Ve burada böyle bir mesaj veriyoruz. Programlar düzenliyoruz ve buradaki Müslümanları resmi programlarda temsil ediyoruz. Buradaki en kalabalık cemaat bizim cemaatimiz. Müslümanlar günde 5 vakit namaz kıldıkları için kalabalık olan biziz. Bizim cemaatimizi her zaman gıpta ediyorlar ve Müslümanların yani bu hengamenin içerisinde yolculuk meşakkatli bir şey olmasına rağmen gelip burada namazlarını eda etmeli, ibadet etmelerine hayranlıkla karşılıyorlar ve bakıyorlar. Efendim, anayasanın 1. maddesi altında efendim konuşma, basın ve din özgürlüğü mevcuttur. Burada da havaalanında, JFK Havalimanı'nda bunu görmekteyiz. 4 tane ibadethane yan yana, hiçbir ayrım yapılmadan, hiçbir zorluk çıkartılmadan bu burada devam etmektedir.
ibadet için gelen Müslümanlar veya işte diğer ibadethanelere gelenler arabalarını park ettikten sonra kendilerine verilen bileti, park biletini içeri getirdikleri takdirde 4 saate kadar biz burada içeride mühür vurduğumuz takdirde bir ücret alınmadan ibadetlerini yapabiliyorlar ve buradan ayrılabiliyorlar. Bu da Port Authority of New York'un ibadet edenlere göstermiş olduğu bir saygı, bir hizmet. 4 saate kadar ibadet amacıyla buraya gelmiş olan insanlar ücret ödemeden, bu da 20 doların üzerinde bir meblağ, kayda değer bir meblağ olmasına rağmen, buradan para kaybediyor olmalarına rağmen ibadet için gelmiş olanlardan biz para almayız diye efendim böyle bir hakka da sahibiz efendim. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980'li yıllardan itibaren başlayan bir hizmet sürecimiz söz konusu. İlk dönemde ateşe yardımcısı şeklinde bir kadro ihdas edilerek burada görev yapılmış. Daha sonra din hizmetleri ateşeliği ve Washington'daki din hizmetleri müşavirliği kadrosu ihdas edilmiş. Ve şu anda Amerika'da Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler Washington'da görev yapan din hizmetleri müşavirimiz, New York din hizmetleri ateşemiz ve 20 tane camimizde bu ülkedeki dindaş, soydaş, akraba toplulukları ve vatandaşlarımızın sesi, soluğu, gözü, kulağı olmaya gayret ediyoruz. Tabii özellikle New York'ta nüfusumuzun, vatandaşlarımızın yoğunluğu Kuzeydoğu coğrafyasında olması sebebiyle hizmetlerimiz genelde New York, Connecticut, New Jersey ve Pennsylvania üçgeninde şekillenmiş. Derneklerimiz oralarda oluşmuş. Ama Allah nasip ederse önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde mutlaka Diyanet İşleri Başkanlığımızın Florida'da, Texas'ta, Kaliforniya'da, Chicago'da ve buralardaki büyük şehir merkezlerinde de inşallah camilerimizi açacağız. Dernekleşme faaliyetlerimizi şu anda yürütüyoruz. Ve Amerika'nın geneline de Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmetlerini bu vesileyle yaymış olacağız. Ezanlar susmasın, bayrak inmesin diye hep şehit vermişizdir. Ve dünyanın dört bir tarafında da camiler var, camilerimiz var. Amerika'nın başkenti Washington'da da camimiz var. O caminin önündeyiz. Evet, İslam medeniyeti coğrafyasından burada yaşayanlar, özellikle sefarette, büyükelçilikte ve Birleşmiş Milletler'in merkezlerinde görev yapan bürokratların, diplomatların namaz kıldığı caminin önündeyiz. Ancak maalesef cami şu an kapalı, içeri giremiyoruz. Görüntülerimiz var, birlikte izliyoruz. Washington'dayız. Böyle bir dünyanın yönetildiği bir merkezde bir güzel bir Müslüman camisi bulup burada bir namaz eda etmek çok gurur verici. Washington, Amerika'nın başkenti ve büyükelçiliğimiz, başkonsolosluğumuz, Washington Büyükelçiliği Başkonsolosluğu hemen arkamızdaki bu binada görevlerini ifa ediyorlar.
Amerika'daki Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Washington'daki Başkonsolosluk binamızın Din İşleri Ateşemizin, müşavirliğimizin önündeyiz ve hemen burada da bu meşhur cami. Amerika'nın ilk camilerinden birisi burası ve camiler önemli bir medeniyetin, manevi İslam medeniyetinin manevi tapu senedi camilerimiz. Evet, Washington merkezdeki bu cami tarihi oldukça eskilere dayanmakta ve yolu Washington'a düşen Türkler, Müslümanlar mutlaka burada namazlarını eda etmektedir. Evet, son yolculuk. Hiç değişmeyen akıbet, hepimizin gideceği yer. Amerika'dayız. Birinci kuşak nesil artık yavaş yavaş ebedi yolculuğa uğurlanıyor. Onların birçoğu gemide, uçakta, kaçak olarak buralara gelmişler. Burada yurt yuva kurup çocuklar için çalışmışlardı. Artık onlar ebedi aleme gidiyor. Bir cenazedeyiz Amerika'da. Kim olduğunu öğreneceğiz değerli bir dostumuzdan, gazeteci arkadaşımızdan. Hasan Çelik, Yeşil Giresun Amerika temsilcisi. Ölen arkadaşımız 30-35 yıldır dernekçilik yapıyor. Bu ülkede Türklerin olmadığı bir dönemde 10-11 kişiyi zorla bir araya getirip bir futbol takımı kurup İstanbul Spor adı altında 35 yıl önceki kurmuş olduğu takım şu anda hala ayakta. Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos'ta Amerika'da Türk toplumunu bir araya getiren, bugün 30-35 takıma maç yaptırıp kupalar veren, Türk toplumuna büyük emekleri olan, büyük hizmetler eden, Türk Amerikan Federasyonu'nun derneklerinde çeşitli kez görev alan bir arkadaşımızdı Şinasi Köse. Şinasi Bey toplum insanıydı. Spor, İstanbul Spor Kulübü'nün başkanıydı. Çok gençleri yetiştirmiştir. Çoklarına iyilikleri dokunmuştur. İleri gelen büyüklerimizden, akıllılarımızdan bir tanesiydi. 1970'in sonları, 80'in başlarında devamlı işte davet veren, yemek veren bir abimizdi. Namazını kılacağımız kişi için duaya uydum, hazır olan imama diye niyet ediyoruz. İmamla birlikte, imam açıktan, cemaat gizlice Allahu Ekber deyip tekbir alıp ellerimizi bağlıyoruz. Sübhaneke'yi ve Celle Sena'yı beraber okuyoruz. Sonra imam açıktan, cemaat gizlice ellerimizi kaldırmadan ikinci tekbirimizi alıyoruz. Allahümme salli ve barik dualarını okuyoruz. Allah size ondan sonra namaza başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Dünyaya ve ahirete ait bütün haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zürriyetine kurrete a'yuni ve cealne lilmuttakine imama. Ya Rabbi ya İlahi, ölülerimizi, dirilerimizi, aramızda bulunanlarımızı, bulunmayanlarımızı, erkeklerimizi, kadınlarımızı, küçüklerimizi, büyüklerimizi rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle. Amin. Ya Rabbi, aramızdan yaşatacaklarını İslam üzere yaşat. Amin. Amerika'da İslam medeniyeti, Amerika'da Türkler, Amerika'da Türk İslam medeniyetini araştırmak üzere uzun bir yolculuk, yaklaşık 11 saate yakın uçak yolculuğu ile Türkiye'den Amerika'nın önemli merkezi New York'a geldik. Ve İslam medeniyeti Amerika'ya çok eski dönemlerde gelmişti. Özellikle Endülüs Müslümanları Kristof Kolomb'dan önce buralara gelmişlerdi. Daha sonra dünyanın birçok ülkesinden Müslümanlar Amerika'ya gelmişler. Amerika'da kültür ve medeniyetlerini muhafaza etmeye çalışmışlar. Ama maalesef bugün Endülüs Müslümanları, Fas Müslümanları başta olmak üzere birçok Müslümanlar kültürlerini kaybetmişler, asimile olmuşlar. Çok sayıda Türk yaşıyor şu an
ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaklaşık 10 milyona yakın Müslüman yaşıyor. 300 milyonluk Amerika'da 10 milyonluk Müslüman önemli bir nüfus ifade ediyor. Ve biz Amerika'da İslam medeniyeti, Amerika'da Türkler ve Türk İslam medeniyetinde Amerika belgeseliyle karşınızda olduk. Bir başka Devralem programında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.